arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir süredir denizaltı geliştiriyoruz. Artık denizaltımızın iç tüpü, yani mekanik kısım tamamen tamamlandı. Artık havuz testlerine geçeceğiz. Bu havuzda bunu test edeceğiz. Dalış, çıkış testlerini yapacağım. Büyük projeler tabii ki büyük emekler gerektiriyor. Gördüğünüz gibi burada 500 litrelik bir havuz yaptık kendimize. Bu havuzla artık denizaltımızı test yapacağız. Bir yandan da denizaltımızın gövdesini yapmaya çalışıyoruz. Evet, artık denizaltımızın dış gövdesi oluşmaya başladı. Artık bunu fiber bezle kaplayacağız. Bunu bir kalıp olarak düşünün. Daha sonra buradaki mekanizmayı buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Ve bu havuzun içerisinde tamamen denizaltımızın faal olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Daha sonra ise bunu açık suda test etmeyi planlıyorum. Şimdi gelin dalış testlerinin nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Şu anda bayağı bir ağırlık bağlamak zorunda kaldım. Buradaki dalış komutuyla denizaltımı şimdi daldırıyorum. Evet, şimdi su üstüne çıkalım. Şimdi ilerleyelim. Tabii ki pervaneyi takmadık. Aslında büyük pervane takacağız arkadaşlar bu kısma. Ama şimdilik bu pervaneyle test edeceğim. Evet, bunlar komutlarımız. Su altında ilerleyelim. Hatta şöyle.
Bundan sonraki aşamada buradaki denizaltıyı tamamen hazırlamış olduğumuz kalıbın içerisine oturtacağız. Bunun üzerine fiberle ben kaplayacağım. Bu benim kalıbım arkadaşlar. Daha sonra ise buradaki kanatçıklarımız da olacak. Bazı takipçilerimin bunu dört gözle beklediğini biliyorum. Ön ve arka dalış ve çıkış kanatçıklarımız, dümenimiz ve her zaman söylediğim gibi buradaki pervanemizi de arkasına taktıktan sonra artık denizaltı projemiz tamamlanmış olacak. Evet, biraz uzun süreli bir projeydi ama her gün bununla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Su üzerine çıkış. Evet, bizim denizaltımızın diğer denizaltılardan en büyük farkı havaya ihtiyaç duymaması arkadaşlar. Kendi havası, kendi kapalı döngü içerisinde. Yani biz herhangi bir şekilde su üzerine çıkmak için hava kaybı yaşamayacağımız için bu yıllarca denizin altında görev yapabilen bir denizaltı olacaktır. Normal model denizaltılar ve diğer denizaltılar tam dengede durdurmaya çalışacağım. Su altına dalarken hava bırakırlar, depolarına su alırlar. Su alırlar, su üstüne çıkarken de vakumlanmış olan sıkıştırılmış havayı su depolarına basarlar. Bizim denizaltımız ise tamamen bunlardan farklı bir şekilde içerisindeki... Evet, bugünkü projede denizaltımızın dalış testlerini gerçekleştirdik.